hakimler bu saldırının neden yapıldığını bile anlamış değiller. Peki Erdoğan Afrin'e niye saldırıyor? Afrin'de Kürt, Ermeni, Arap, Süryani, Türkmen halkları barış içinde birlikte yaşıyorlar. Çünkü orada bir Kobani örneği var. Çünkü orada bir Rojava örneği var. Erdoğan diktatörlüğü orada bir Kürt güç birliğinden korkuyor. Hani derler ya, kurt kuzuyu yemek için bahane arıyor, bunlar da bahane arıyor. Kürt düşmanlığı üzerinden yapılan bu saldırılarda, bu savaşlarda Afrin halkının üzerine ölüm yağıyor. Dünyanın gözü önünde katliamlar yapılıyor. Her gün sosyal medyadan izliyoruz. Katlettikleri yetmiyor. Kadın savaşçıları, Kürt halkını, cenazeleri, cesetleri yollarda işkence ediyorlar. Özellikle biz kadınlar tarihin hiçbir döneminde savaştan yana olmadık. Erkekler tarafından, diktatörler tarafından başlatılan savaşlarda asılsız, suçlayıcı sebeplerden dolayı savaşlar çıkarılıyor. Ve hiçbir savaşın, diktatörler tarafından çıkarılan hiçbir savaşın kazanımı olmuyor. Genelde savaştıranlar tarafından kazanan ve kaybeden belirlenmiştir. Ama Afrin direnişinde kazananın Afrin halkı olduğunu biliyoruz. Biz kadınlar savaşın karşısında olup barıştan, yaşamaktan yanayız. Jin, Jiyan! Jin, Jiyan! Bugün Afrin halkı dört bir yandan karadan, havadan saldırılıyor. Şiddete karşı barış ifadesiyle tüm kadınlar sokaklardayız. Faşizm tırmandıkça kadınlara yönelik baskılar, zulümler, işkenceler daha çok artıyor. Yaşadığımız birçok adaletsizliğe karşı, eril zihniyet karşısında herkesten önce biz kadınlar sokaklarda olmalıyız. Zaferler örgütlü kadın mücadelesinden geçer. Biliyorsunuz Afrin zeytin ağacı cennetidir ve zeytin ağaçları dirençlidir. Afrin'e, Beji, Bekodan'a Afrin'e, Beji, için hep beraber savaşa hayır diyoruz. Eslebedi internasyonale Widerstand in Afrin. Hoch die internationale Solidarität. Die internationale. Hoch die internationale. Yeah!